İbn Hazm, Rey karşıtlığıyla tanınan, dinin sadece temel metinler olan Kur'an ve sünnetin zahirinden alınacağını iddia eden ve protest tavrıyla tüm müesses fıkı karşısına alma cesareti gösteren zahirci bir din bilgini. İbn Hazm, 7 Kasım 994, 29-30 Ramazan 384 yılında Kurtuba'da doğdu. Asıl adı Ali, künyesi Ebu Muhammed olup, tam adı Ebu Muhammed Ali bin Ahmet bin Said bin Hazm el-Endelüsi el-Kurtubi'dir. Endülüs'te saygın ve ileri gelen bir aileye mensup olduğu bilinen İbn Hazm'ın etnik kökeni ve ailesinin ne zaman Müslüman olduğu konusunda farklı değerlendirmeler vardır. Babasının devlet ricalinden olması sayesinde İbn Hazm, ilk zamanlarda aristokrat ve kültürlü bir çevrede müreffeh bir hayat yaşadıysa da, Abdülmelik el-Muzaffer'in ölümünden sonra baş gösteren ve giderek şiddetlenen taht kavgalarının doğurduğu kargaşa ortamı, onun ailesinin de sıkıntılı bir dönem yaşamasına yol açmıştır. Emevi hilafetinin ardından mülüküt tavaif denilen müstakil küçük beyliklerin ortaya çıkmasıyla neticelenen süreç başladığında İbn Hazm henüz 15 yaşındaydı. Bu sıralarda Kurtuba, Emevi hilafetinin daha güçlü bir şekilde geri getirilmesini hedefleyen siyasi faaliyetlerin merkezi durumundaydı. Koyu bir Emevi taraftarı olduğu ileri sürülen İbn Hazm'ın da bir ölçüde bu faaliyetlerin içinde yer aldığı anlaşılmaktadır. 16-17 yaşlarındayken önce ağabeyinin, ardından babasının ölümüyle sarsılan İbn Hazm, yaşadığı bu acılara ve kargaşa ortamına rağmen Kurtuba'da kalmayı tercih etmiş, ancak Berberilerin hakimiyeti ele geçirip evlerini yağmalaması üzerine Meriye'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Bundan sonraki hayatı tutuklanmalar ve üst düzey devlet görevleri arasında gidip gelen çalkantılı bir süreçten geçmiştir. İbn Hazm, aradığı huzuru İşbiliye'de bulamayınca atalarının memleketi olan Leble'ye dönerek vefatına kadar orada zahidane bir hayat sürdü. Said el-Endelüsi, İbn Hazm'ın oğlu tarafından yazılmış bir nottan hareketle onun 406 yılı Şaban ayının sonunda vefat ettiğini belirtmektedir.